Arkadaşlar merhaba, çok hızlı cevaplayalım. Cevap A noktası şeyi A cevabı olacaktı. K noktası olacaktı. Sebebi her çeyrek şurası 5 saniye yapar. Her 20 saniyede bir O noktası olacağından, O noktasında olacağından sağa doğru gidecek. 35 saniye, 20 saniye çıkardık. 15 saniye kaldı. 5, 5, 5. Cevap A. M noktasında sola doğru gidiyor. Hız vektörü sola doğru. Uzanım vektörü O'dan M'ye doğru sola doğru. İğme her zaman sağa doğru. Cevap yine A. Burada matematik yapacaktık basitçe. Mx bölü k bölü 2 eşittir. Mx bölü 2k. Buradan da cevap yine A gelecekti. Alfa açısı arttırılırsa hareketin periyodu değişmez. Tolga yani L bölü G değişmez. İp gerilmesi bunu arttırırsanız buraya daha hızlı gelir. Daha hızlı geleceğinden dolayı merkezi kuvvet daha büyük olur. Merkezi kuvvet de ip gerilmesi olduğundan artar. Daha hızlı gelecek. Bunu da şöyle yapabiliriz. Daha yüksekten bıraktım. Daha potansiyel enerjim daha fazla tüketecek potansiyel enerji. Demek ki şuradaki çizgisel kinetik enerjimiz de fazla olacak. Cevap E. Yine matematiksel bir soru. Neden bunlarda matematiksel çok sorduk? Çünkü harmonik harekette basit matematik yapmak zorundayız. Maksimum hızımız 9. 9 eşittir. Omega çarpı R'den. R'miz 6. Buradan omega'yı bulup omega da eşittir 2 pi bölü T'den. T'yi 4 bulacaktınız. Maksimum ivme A eşittir. Omega kare çarpı R'dir. Omega'yı biliyorum, R'yi biliyorum ama 27 çıkmıyordu cevap. 27 bölü 2 çıkıyordu yanlış değilsem. Cismin 6 metredeki ivme sıfırdır. Uzanımın maksimum olduğu yerde ivme maksimumdur. Sıfır değildir. O yüzden cevabımız bu da A'ymış. L2L şunun periyoduna T dersek bunun periyodu 2T olur. Çünkü kök L'den L 4L kök T'ye 2T gelecek. Daha sonra X cismin M noktasında ikinci kez geçtiği anda şuraya T, buraya 2T dersem M noktasında hop 3T yaptı. Geçtiği anda Y cismi nerede olur? Bu 3T'de 2T PR arası olması lazım. Evet, Bursa. Hangileri kesinlikle doğrudur? Yaylar özdeş K dediniz. Burası 2K geldi. MX eşittir MY ise M bölü K eşittir. M bölü 2K. TX de Y'den büyük olacak. Evet. 1'e 1 kök 1 bölü 2. 1 bölü kök 2 olacak. MY MX'ten büyükse hayır. Bunun için geçerli değil. Daha sonra TX eşittir TY ise yani MX bölü K eşittir. MY bölü 2K ise MY büyük olacak. Evet. Hatta 2 katı daha büyük olacak. O yüzden denizli. Teta alfadan büyük olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Aynı anda ulaşıyorlarmış. Demek ki bunların periyotları aynı. Periyotları aynı olduğuna göre iplerin uzunlukları eşittir. Doğru. Tamam. X'in kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Basit sarkaçta kütle önemli değildir. Bilemeyiz. X cisminin düşey doğrusunun hızının büyüklüğü Y'ninkinden büyüktür. Şimdi açı fazla olduğuna göre açısının fazla olan buraya daha büyük yani hızla gelmek zorunda. Kütleden bağımsızdır. Daha yüksekten bıraktığım için daha büyük gelmek zorunda. O yüzden o da doğrudur. Denizli. Doğru. K nokta R'ye gelen basit nokta yapan cismin yargılarından hangileri doğrudur? O noktası hızının büyüklüğü. M noktası hızının büyüklüğünün 2 katıdır. O noktası hızının büyüklüğü M'dekinin 2 katı değildir. Formülden bulabilirsiniz. Kök 2 katı olması lazım. Ya da kök 3 katı. M N noktası ivmesinin büyüklüğü. M noktasındaki ivmesinin büyüklüğü katıdır. Evet doğrudur. Çünkü A eşittir omega kare çarpı R'dir. Omega sabittir. R ile ivme doğru orantılı olduğundan R M'ye göre 2 kat uzaklıkta. Evet doğrudur. L arasında geçen süre K L arasında geçen sürenin yarısıdır. Evet T 2T'ydi. O yüzden bu da doğru. Cevap Bursa. Cisim O noktasına L noktasına doğru şekildeki hareket ederken cismi etki eden net kuvveti artar. Doğru. Çünkü köşe dediğim zaman net kuvveti artıyordu. Cismin hızı azalır. Doğru. Köşelerde hızımız sıfırdı. İğmenin yönü O noktasına doğrudur. Her zaman O noktasına doğruydu. Cevap E. M cisim PP üst arasında basın harmonik hareket yapmaktadır. Cismin O noktasına geçiş hızının büyüklüğü hangilerine bağlıdır? R'ye geldik. Ne kadar çok sıkıştırırsanız 1 bölü 2 kx kareden o kadar çok enerjiyle buradan geçer. Bunu da söyledik. Cismin kütlesi. Evet buna da bağlıdır. Çünkü 1 bölü kx kareyi 1 bölü 2 mv kareye eşiteceksiniz.
Hangi cisimler hangi düzeyler arasında hangi yönde hareket ederken hızlı vektör ivme vektör arasındaki açı kaç? 180 derece olur. 80 derece ters demek. A'dan O'ya giderken hız vektörü aşağıya doğru, ivme vektörü de aşağıya doğrudur. Çünkü O ya doğru olacak ivme vektörü. O'dan B'ye giderken hız aşağıya doğru iken ivme yukarıya doğru. Evet, 180 derece. B'den O'ya giderken hız ve ivme aynı yönlü. O'dan A'ya giderken hız yukarı doğru, ivme aşağıya doğru. O yüzden cevap Bursa. Ması armutluk yapan şekildeki cismin genliği katına çıkartılırsa hangileri doğrudur? Bu m bölü k'dır. Genlikle periyodun bir ilişkisi yoktur. O yüzden yanlış. Yayın kuvvet sabiti değişir. Kuvvet sabitinin de herhangi bir yayın cinsi ve yayın servis ağındaki boyuyla alakalıdır. O zaman bu da değişmez. Maksimum ivme katına çıkar, evet. Çünkü maksimum ivme omega kare çarpı r'ydi. Omega değişmez iken r iki katına çıktığı için genlik iki katına çıkmış. Maksimum ivme de iki katına çıkar. Maksimum hızın formülü omega çarpı r'ydi. O da iki katına çıkar. Yani cevabımız 3-4 olmalıydı. Evet, gelelim çoğu öğrencimizin yanlış yaptığı soruya. Yayın esneklik sınırı aşılmama koşulu armutkarın periyodu hangilerine bağlıdır? Cismin, şimdi m bölü k'ydı. Öncelikle kütlelere bağlı. Çarpma hızına bağlı değil. Tam bunun çarpma hızına bağlı değil. Yayın L uzunluğu. Çocuklar, denge durumunda uzunluğu L diyor. Denge durumundaki uzunluğu bizim serbest haldeki uzunluktur. Sen serbest haldeki uzunluğu azaltırsan bir yayın ya da yayı işte parçalarsan, boyunu kısaltırsan K'si değişir, yay sabit değişir. O yüzden cevap D gelecekti. Yine zor sorulardan bir tanesi. Burada ayrılıyormuş. Hangileri doğrudur? K cisminin maksimum hızı artar. Maksimum hızı artar demiş. Evet, artar. Sebebi şudur. V eşittir omega çarpı R'ydi. Buradan kütleyi azaltırsanız periyot azalır. M bölü K'ydı çünkü. Periyot azalırsa omega eşittir 2 pi pi bölü T'den omega artar. Omega arttığı için hız artar. Hareketin genliği küçülür. Burada kütlenin değişmesi hareketin genliğini değiştirmez. Not alın. Hareketin periyodu azalır. Evet, azalır. Çünkü K bölü M'den, pardon, M bölü K'dan M azaldı. Cevap E olacaktı. Yaya bağlı kütle L uzunluğundaki ipin ucuna asılan ne tamam plasa yapıyor. İki sistemin periyotlarının birbirinden farklı olması hangisi yapılmalıdır? Aynıymış. Periyotlar çocuklar. Yaya ve ipe bağlı kütleler iki katına çıkarılmalı. Yayın kütlesi katını artarsa periyodu iki katını artar ama ipi kütlesini değiştirmem periyodu değiştirmez. Yaya bağlı kütlenin cisim kütlesi ve sarkacın ipi 12 katı evet. Çünkü M bölü K, L bölü G'ydi. İki doğru. Yaya bağlı kütlenin ve sarkacın salınımların genliği yarısı indirme. Tekrar söylüyorum, genlik etkileyemez. Cevap yalnız 2 olacaktı. Pardon, yalnız. Burada bir hata mı yapmışız ya? Yalnız 1. Ha, farklı olması için diyor. Evet, doğru. Evet, yine bir zor bir soru diyebiliriz. Çocuklar, L'dekine T dersem 4L'deki 2T olur. Kütlelerden bağımsız. Sonra bu T'de şuraya gelmiş. Bu 2T'de hala yolda. Sonra bir 2T'de buraya geldi. Bunu derste çözeceğim bu soruları. Sadece şimdi tadımlık çözüyorum. Bu 2T'de O'ya geldi. Sonra dönüşte L'den O'ya gelirken bu O'dan L'ye gider. Yani O'yla arasında karşılaşırlar Adana. Bir yayın ucuna. Evet, bu klişe bir soru zaten. 3G bölü yukarıya doğru. Pardon, aşağıya doğru uzanıyorsa G'yi ters çevirip düşünecektik. Aşağıya doğru G, yukarıya doğru. 3G bölü 4. Yani G bölü 4 kalır. Yayın kütle, yayın periyodu zaten G'den bağımsız. O yüzden B, T'den fazla, T bu da T kadar olmalı. Geldik yine ekstrem sorularına bir tane. Tahtanın periyodu hangilerine bağlıdır? Burada geri çağırıcı kuvvetimiz bizim kaldırma kuvvetidir. Kaldırma kuvveti F kaldırma eşittir. M çarpı omega kare çarpı x yazabilirsiniz. Burada omega bizim periyodumuzu veren formüldür. 2 pi bölü t. F kaldırma yerine V vatan çarpı d sıvı yazarsak suyun öz kütlesi önemlidir. F kaldırmada yine V vatan çarpı d sıvı çarpı g'ydi. Yer çekimimiz de önemlidir. Tahtanın öz kütlesi önemlidir. Çünkü F kaldırma eşittir. M omega kare çarpı R yazıyorum. Geri çağırıcı kuvvet. Oradaki M'de de tahtanın öz kütlesi D bölü, pardon, M eşittir D çarpı V'den tahtanın öz kütlesi de önemlidir. Cevap Edirne. Geldik yine sağlam sorulardan bir tanesine. Şunu şöyle yapacaktınız. Bu bir tur için 2 pi, şuralara R deyin çocuklar. 2 pi R
yol alır. 2 pi r eşittir v çarpı tk diyecektiniz. Burada da 3v ile geçmiş. Maksimum hızımız 3v ise 3v eşittir omega çarpı r yazacaktık. Buradan da omega'yı 2 pi bölü t diye yazacaktık. Buradan cevabımız a gelecekti. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Biraz sağlam olmuş test. İyi akşamlar.